Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Fatih Mekke'nin 7. sefir 41. kısımdan devam ediyoruz. Fasıl içinde vasıl. Şehir dışındaki kişiye cumanın farz olması. İnsanlar şehrin dışında bulunan kişiye cumanın farz olup olmadığı hususunda görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı bilginler şehir dışında bulunan kişiye cuma namazının farz olmadığını, bazı bilginler ise şehir dışındaki kişiye de farz olduğunu ileri sürmüştür. Öte yandan bilginler mesafenin miktarı hususunda da görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı bilginler bir günlük yol miktarı olduğunu kabul etmiştir ki bu istisnai bir görüştür. Bazı bilginler 3 mil, bazı bilginler ise genellikle ezanın duyulabileceği bir mesafeyi kabul etmiştir. Benim görüşüm şudur. İnsan ezanı duyup temizlenmek için harekete geçer, temizlenir, sonra mescide yönelir, ağırbaşlılık ve vakarla yürür ve namaza yetişirse namaz kendisine farzdır. Namaza yetişemeyeceğini bilirse namaz ona farz değildir. Çünkü ezandan sonra namaza koşmak zorunda değildir. Ezandan önce ise hiç değildir. Vasıl, batini yorum. Nefsini bilen Rabbini bilir, delili yönünden kendisine emredilen hakkı bilmeyi sağlayan, yerin dışına çıkan kişi Rabbini bilmeye ya zorunlu varlık olması yönünden ya da hayret ve duraksama mertebesine çıkmak ya da çokluğa çıkmak durumundadır. Allah'ın kendisinden dolayı zorunlu varlık oluşunu bilmeye çıkmışsa cuma ona farz değildir. Bundan başka bir şey çıkarsa cuma kendisine farzdır. Fasıl içinde vasıl. Cuma'ya gitmenin en faziletli vakti. Bazı bilginler en faziletli vaktin gündüzün başından itibaren bilinen saatler olduğunu ileri sürmüştür. Bazı bilginler ise güneşin tepe noktasından batıya yöneldiği anın öncesinde ve sonrasındaki bir saatin parçaları olduğunu ileri sürmüştür. Benim görüşüme göre ise ilk azan vaktinden imamın hutbeye başladığı zamana kadarki sürenin parçalarıdır. Daha önce gelen erken geldiği ölçüde deve kurban etmekten şarının belirlemediği bir sınıra kadar varan ücret alır. Vasıl, batini yorum. Koşmak iki türdür. Birincisi teşvik edilen koşmadır ve günün başından ezan vaktine kadardır. İkincisi ise farz olan koşmadır ki ezan vaktinden ikinci rekatta rükû ederken imama yetişme vaktinde sona erer. Namaza koşan için belirlenen sevap hutbenin başına kadardır. Bundan sonrası ise belirsiz bir ücret vardır. Çünkü şari bu konuda bir şey söylememiştir. Belirli ücret deve kurban etmekten yumurta vermeye kadar değişir. Bunların arasında deveden sonra gelen inek, ondan sonra koç, ondan sonra tavuk gelir. Yumurta ise tavuktan sonra sonuncu olarak zikredilir. Bundan sonra belirlemiş bir sevap yoktur. Yumurta tavuktan meydana gelir ve yumurta tavuktan meydana gelir ve tavuk yumurtada oluşur. Bu nedenle şari yumurtayı yakınlığı belirlemede hayvana bitiştirdi. Hayvanlardan ise etinin yenilmesinde görüş ayrılığı bulunmayan ve beslenen şahısta hayvani gücün artmasını sağlayan hayvanları örnek verdi. Adeta onu kurban eden kişi kendi hayvani hayatını kurban etmiş gibidir. Allah yoluna nefsi kurban etmek ise kurbanların en üstünüdür. Allah yolundaki şehitleri görmez misin? Onlar Allah düşmanlarıyla savaşırken canlarını Allah'a kurban olarak verdiklerinde sürekli bir hayat, sürekli bir rızık ve Allah'ın kendilerine verdiği şeyler karşılığında sevince sahip olmuşlardır. Bu nedenle şehitler hakkında ölü denilemez. Çünkü Allah böyle demeyi yasaklamıştır. Allah yaratıkların gözlerini şehitlerin canlılığını algılamaktan engellediği gibi melekleri ve cinleri algılamaktan da engellemiştir. Bununla beraber onların bizimle beraber olduğunu biliriz ve şehitlerin ölmediğine inanırız. Çünkü Allah, Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz onlar diridir buyuruyor. Allah'ın haberi doğrudur. Şehitler canlarını Allah'a kurban etmek iradesini ortaya koyunca hayat sahibi olmuşlardır. Erdemli bir gençten şöyle bir olay anlatılır. Kurban bayramında Mina'da bulunuyormuş. Bu genç, fakir, bekar ve dünyalık hiçbir şeye sahip olmayan birisiymiş. İnsanların Allah'a deve, inek, koyun
ya da sahip oldukları hayvanları keserek yaklaşmaya çalıştıklarını görmüş. Bunun üzerine şöyle demiş: "Allah'ım, insanlar bugün de kendilerine verdiğin nimetlerden sahip olduklarıyla sana yaklaşmaya çalışıyor. Bu yoksul, çaresiz kulunun ise sana kurban olarak canından başka verebileceği hiçbir şey yok. Bari onu kabul et." Sözünü bitirir bitirmez vefat etmiş. Allah da onu kendi uğruna öldürülen şehitler gibi kabul etmiştir. Bu konuda şöyle bir beytimiz vardır: "Kurban olarak ayıplı bir nefis sunuyorum. Ayıplı şeyleri kurban eden kimse görülmüş müdür?" Bir şair buna benzer şeyler söylemiştir. Mina da bu gencin gördüğünü görmüş ve şöyle demiştir: "Kurbanlar sunuluyor. Ben ise kanımı ve canımı sunuyorum." Fasıl içinde vasıl. Cuma günü alışveriş. Bilginler ezan vaktinde alışveriş hususunda görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı bilginler böyle bir alışverişin bozulacağı, bazı bilginler bozulmayacağı görüşündedir. Allah şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın." Allah bu vakitte alışverişi bırakmayı emretti. Allah şöyle buyurur: "Allah müminlerden canlarını satın aldı." Hazreti Peygamber ise sallallahu aleyhi ve sellem cihat hakkında "Nefisle cihat etmek cihadın en büyüğüdür" der. Allah ise "Sizi takip eden, size yakın olan kafirlerle savaşın" buyurur. Allah'ın nimetlerine karşı nefisten daha kafiri yani nankörü yoktur. İnsana en yakın şeyi ise nefistir. Dolayısıyla nefisle cihat, düşmanla cihattan daha büyük bir iştir. Çünkü insan kendi nefsiyle cihat etmedikten sonra düşmanla cihada çıkamaz. Düşmanla cihat gösteriş, duyurmak ve kahramanlık güdüsüyle yapılabilir. Nefisle cihat ise ameller içinde oruç gibi sadece Allah'ın bilebileceği gizli bir iştir. Cuma günü namaza çağrıldığınızda Allah'a satılabilecek en iyi şey nefistir. Kul bütün amaç ve arzularını bırakır ve böyle bir çarşıya gelir. Allah'tan kendi nefsini satın alır. Böyle bir alışveriş feshedilemez. Bu yorum, bu esnadaki alışverişin feshedilemeyeceğini kabul edenlerin görüşüdür. Fesi kabul eden görüşün yorumu ise şöyle demektir: Allah bütün ibadet fiillerini kula izafe etmiştir. İki ibadet bunun dışındadır. Birincisi oruçtur. Allah onu kendisine izafe etmiştir. Bunun nedeni bu ibadetin olumsuzlayıcı, müstani niteliğidir. Bu nitelik ilah olması yönünden değil, zatı yönünden Allah'a aittir. Hakkın zatının dışındaki her şey kendisine özgü ve yaşamasını sağlayan gıda ile beslenir. İkinci ibadet ise namazdır. Çünkü Allah namaz hakkında "Namazı kendimle kulum arasında ikiye böldüm, yarısı benim, yarısı kulumundur" der. Bu hadis kulun sahip olduğu kısmın geçerliliğine kanıttır. Çünkü Allah namazın yarısını kendine, diğer yarısını ise kuluna izafe etmiştir. Dolayısıyla Allah'ın kulu olsa bile insan namazda ona izafe edilen kısmın sahibidir ve bu bakımdan sahiplenilen köle değildir. Bu görüşte olanlar namaz esnasında yapılan alışverişin fesini kabul eder. Alışverişin fesi, batini anlamında kulun bu haldeyken Allah'ın kendisine izafe ettiği şeyi Allah'a izafe etmemesi demektir. Çünkü sana izafe edilen şeyi Allah'a döndürdüğünde Allah ile çekişme söz konusudur. Bu ise saygısızlıktır. Öyleyse namaz kılan kişi Allah'ın kula izafe edip namazda sahibi yaptığı bu ikinci yarıyı tekrar Allah'a izafe ederse yaptığı iş geçersiz bir alışveriştir. Bu nedenle Allah "alışverişi bırakın" buyurur. Bunun anlamı şudur: sizden istediğim bu haldeyken namazın yarısının size ait olmasıdır. Başarıya erdirilmiş kişi her durumda Allah karşısında saygılı olan kişidir. Asıl içinde vasıl. Cuma'nın adabı. Bilmelisin ki Cuma namazının adabı üç şeydir: güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve süslenmek. Süslenmek, güzel kıyafet giymek demektir. Bu konuda bilginler arasında bir görüş ayrılığı yoktur. Vasıl, batıni yorum. Güzel koku, Rahman'a ait nefesleri bilmektir. Bu bilgi, Allah ile kulu arasında hal, söz ve fiildeki karşılıklı ilişkiyi güzelleştiren, hak kaynaklı her türlü bilgidir. Misvak, kalp birinin Kur'an-ı Kerim okumak
ve Allah'ın razı olacağı her şeyi zikretmek sayesinde temizlenmesidir ki bu en yetkin temizliktir. Çünkü bu niteliklere sahip herkesten temiz güzel kokular yayılır. Keşif sahiplerinin arasında koku ehli o kokuları koklar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak hakkında şöyle der. Misvak ağzı temizler, Rabbi hoşnut eder. Başka bir hadiste misvak Allah ile kulu arasındaki perdeleri kaldırır buyurur. Böylece kul Allah'ı müşahede eder. Çünkü misvak iki büyük özelliğe sahiptir. Temizlik ve Allah'ı razı etmek. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem dişleri misvaklayarak namaz kılmak böyle yapmadan kılınan 70 namazdan daha hayırlıdır hadisinde geçen daha hayırlı sözü bu anlamı işaret eder. Bunun yanı sıra misvak kelimesinde kendi nefisleriyle değil, benlikleri fani olarak kendisiyle baki oldukları Rableriyle namaz kılanlara işaret vardır. Bir hadiste Allah'ın 70 perdesi olduğu bildirilir. Söylediklerimle bu rivayetler arasında bir ilişki kurarsan pek çok sırrı öğrenirsin. Güzel elbise takva yani koruma ve sakınma aracı demektir. Allah şöyle buyurur. Takva elbisesi daha hayırlıdır. Başka bir ifadeyle en hayırlı elbise takva elbisesidir. Allah şöyle buyurur. Mescide her gidişinizde süslerinizi takınız. Namazdan daha güçlü bir takva yoktur. Namaz kılan kişi Hakk'a münacat ve onu müşahede etmektedir. Bu nedenle Allah sabır ve namazla yardım isteyin diye buyurmuş. Kuluna ise ancak senden yardım isteriz demeyi emretmiştir. Böylece Allah namazı yardımda kendi yerine koymuştur. Namaz kılarken içinden Allah'tan başkasıyla konuşan bir insan, Rabbi ile konuşan ya da onu müşahede eden biri değildir. Çünkü karşılıklı konuşma yani münacat ve müşahede hali hiçbir yaratılmışı bu durumdaki bir kula yaklaşma cesareti vermez. Çünkü herkes Allah'tan korkar. Bu nedenle namazında içinden bile olsa başkasıyla konuşan böyle bir insan kısmen namaz kılmış sayılır. Başka bir ifadeyle bu insan ayakta durmak, rükûya gitmek ve secde etmek gibi biçimsel yapısıyla namaz kılarken kendisinden istenilen batınıyla namaz kılmamaktadır. Fakat yine de böyle bir insanın zahirinin, batınına yani dış yüzünün içine ve hakikatine şefaat etmesini umarız. Nitekim bazı durumlarda da insanın batını zahirine şefaat eder. Bunun nedeni şudur. Dıştaki hareketler, durağanlık kazanmalarını sağlayacak şekilde kendisinden ortaya çıktıkları içteki bir huzura yani ilkeye, bilince, niyete sahip değillerse var olamazlar ve onlar adına bir varlık ortaya çıkamaz. Şeriat bakımından dikkate alınan bu ölçüdeki bir huzur içten meydana gelir. İçteki bu huzur dıştaki fiille desteklenir ve namaz kılan için meydana gelen vesveseye karşı güçlenir. Bu durumda ise Allah'ın bir inayeti olarak artık vesvese namazı eksiltemez. Çünkü Allah insanlara karşı pek merhametlidir. Güzel elbise kulun namaza takmak zorunda olduğu süsün bir parçasıdır. Kulun Rabbi ile konuşurken giydiği en güzel elbise de kulluktur. Diğer süs ise ben onun kulağı, gözü, eli, ayağı ve dili olurum hadisinde geçtiği üzere Rabbi ile süslenmektir. Hadiste kul zamirle zikredildi ve Allah bütün ibadetlerinde kulu kendisiyle süsledi. 41. kısım sona erdi. Onu 42. kısım takip edecektir.